Merhabalar, ben Doktor Can İşler. Meme küçültme ameliyatına karar verdiyseniz öncelikle yapmanız gereken şey bir estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanına müracaat etmenizdir. Çünkü bu tür ameliyatının eğitimini ihtisası sırasında sadece bu uzmanlık dalı öğrenmektedir. Bu çok önemlidir. Bundan sonra seçtiğiniz estetik cerrahla yaptığınız görüşmede şunlara dikkat etmelisiniz. Kendi beklentilerinizi doktorunuza ayrıntılarıyla açıklamanız gerekir. Ne bekliyorsunuz? Memenizin neresinden şikayetiniz var? Asimetriniz var mı? Nerenin küçülmesini istiyorsunuz? Meme başının yaparken areolanın küçülmesini istiyorsunuz? Koltuk altınızda yağlanma var mı? Bu sizde sıkıntı yaratıyor mu? Tüm bunları ayrıntılı olarak cerrahınıza anlatmanız gerekir. Cerrahınız sizin beklentilerinizi ve bu ameliyat sonucu nasıl bir görüntü istediğinizi iyice anlamalıdır. Bu ameliyat sonrası için çok önemlidir. Tüm bunları anlattıktan sonra estetik cerrahınıza iş düşüyor. O size ayrıntılı olarak bir anamnez alacak. Kendi ailenizde, sizde ne gibi geçirilmiş önemli hastalıklar var? Yaşınız kaç, boyunuz kaç, kaç çocuğunuz var, geçirilmiş önemli ameliyatlarınız, hastalıklarınız var mı? Tüm bunları ayrıntılı olarak size anlatacaktır. Daha sonra sizin meme yapınıza göre hangi ameliyat tekniğini uygulayacağına, bu teknikte kesi yerlerinin nerede olacağına, ameliyat sonrası görüntünün nasıl olacağına hepsini size ayrıntılı olarak anlatacaktır. Bu görüşmede mutlaka anlamadığınız şeylere kendi doktorunuza sorup tüm ayrıntılarıyla her şeyi anlamaya ve öğrenmeye çalışınız. Bu çok önemlidir. Daha sonraki aşamada bu konuşma geçtikten sonra cerrahınız sizden bir takım laboratuvar ve görüntüleme teknikleri isteyecektir. Bu laboratuvar tekniklerinde istenenler genellikle genel anestezi alacağınız için bununla ilgili rutin tekniklerdir. Bunun dışında yandaş bir hastalığınız varsa buna yönelik laboratuvar teknikleri istenecektir. En önemli tetiklerden biri bu ameliyat öncesi yapılması gereken meme ultrasonografisi ve mamografidir. Bir kere meme ultrasonografisi her hastadan istenmelidir. Mamografi ise 40 yaşın üzeri ailesinde meme kanseri olan, hiç evlenmemiş, doğum yapmamış, süt emzirmemiş kadınlardır. Bunda mutlaka bu tip hastalarda mamografi istenmelidir. Bu görüntüleme tekniğinin önemi bize hem herhangi bir şüpheli odak varsa bu ameliyat esnasında o bölgeye müdahale etmek imkanı tanır, hem de daha sonraki dönemdeki yapılan kontrollerde bu çektirdiğiniz mamografi ya da ultrasonun karşılaştırılması, kıyaslanması mümkün olur. Ameliyat öncesi dikkat etmeniz başka şeyler: sürekli aldığınız ilaçların ne olduğunu doktora söylemeniz gerekir. Sigara, alkol alıyorsanız bunu ameliyattan bir hafta 10 gün önce azaltmanız, mümkünse bırakmanız gerekir. Aspirin kullanıyorsanız yine bunu bırakmanız gerekir bir hafta 10 gün önce. Tüm bunlar ameliyat hazırlığı için belli başlı önemli noktalardır.